Orada tepki gösteren gerçekten çok küçük bir grup. Biliyorsunuz bir siyasi partinin işte belediye başkanı, milletvekili ve il başkanı oradaydı. AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Söğütlük olarak bilinen İzzet Arseven kent ormanının yerine Millet Bahçesi'nin yapımının çok kısa sürede olacağını söyledi. Orada tepki gösteren gerçekten çok küçük bir grup. Biliyorsunuz bir siyasi partinin işte belediye başkanı, milletvekili ve il başkanı oradaydı. Küçük bir grup tepki gösterdi. Gönlümüz tabii ki istiyor yapılan bütün işler herkesin rızasıyla birlik beraberlik içinde olsun ama iş yaparsanız yapın, sonuçta birileri bundan memnun olmayacaktır, birilerinin sesini çıkaracaktır. Valla ben Edirne'li hemşehrilerime gidip ellerini vicdanına koyarak bakmalarını istiyorum. Ben de gittim. Orada işte ne yapılmış? Bir tane yürüyüş yolu yapılmış ama doğru düzgün değil. İşte insanların piknik yapacağı biraz yerler var ama bakımsızlıktan ağlayan bir yer. Yani Recep Bey diyor ki doğal haliyle kalsın. Yani bakın doğal demek, doğal demek çevreci demek değil. Doğa da şey istiyor, ilgi istiyor. Doğaya da ilgi, alaka gösterirseniz doğa da farklı gelişiyor ama kendi haline bırakıyorsanız maalesef bir mezbelelik oluyor. Bugün Söğütlük bir mezbelelik haline gelmiş. Orada gidip bir tane kadınlarımızın orada gidip yürüyüş yapmaları bile, ben gittim gerçekten yürüdüm. Çoluğunuzu çocuğunuzu kaybedersiniz. Biz Söğütlük'te ağaç kesmiyoruz ama Söğütlük'ü vatandaşlarımızın daha iyi yararlanacağı temizliyoruz. Yani bir temizlememiz geliyor. Elden geçirmemiz gerekiyor. Yoksa oradaki yeşil alana dokunmak gibi bir şey asla mümkün değil. Çok kısa bir sürede yapacağımız bir proje bu. Edirneliler zaten çok kısa sürede yapacağız. Kıymetli Edirneliler bunu gördüğünde zaten ne kadar doğru bir iş yapıldığını anlayacaklar. Ben buradan Edirne'li hemşehrilerime seslenmek istiyorum. 8 yıl mezbelelik halinde duran Selimiye'nin önünü nasıl yaptıysak, İnanın bu Selimiye'nin önünden de güzel bir proje. Çünkü çok daha büyük bir proje, biz bunu yapacağız. Bu yaptığımız alanın %93'ü tamamen yeşil alan olacak. Tamamen yeşil alan ama elden geçirilecek, budanması gereken ağaçlar hiç şüphesiz budanacak. Çürümüş, ömrünü tamamlamış ağaçlar var orada. O ağaçları çürümüş, devrilme tehlikesi olan, çoluğumuza, çocuğumuza risk yaratan ağaçlar tabii ki kesilecek. Yani hiç ağaç kesilmesin demek de doğru değil. Hayatta her şeyin bir ömrü var, ağacın da bir ömrü var. Nasıl insanın bir ömrü varsa ömrünü tamamlayan ağaçlar kesilip ama hiç şüpheniz olmasın yerine yeni ağaçlar dikilecek. İhtiyaç oluyorsa yenileri dikilecek. Bir bakıyorsunuz arkadan il başkanı kalkıyor diyor ki işte 240 milyonu diyor başka yere harcayabilirsiniz. Kıymetli il başkanı, siz bizim 240 milyonu nereye harcayacağımıza çok fazla takmasın. Benim kendisine tavsiyem bu 240 milyon Ankara'dan, merkezi bütçeden geliyor. Kıymetli Edirnelilerimizin kredi karşılığı verilmiyor. Yarın Edirneliler bunu ödemeyecek. Ama Edirne'de yollar için alınan 170 milyon krediydi. Edirneli hemşerilerin bu 170 milyonu geri ödeyecekler. Edirnelilerin cebinden çıkacak bu para. Fevzi Bey, 170 milyonu ya Edirneli hemşerilerimin geri ödeyeceği 170 milyonu ne yaptık, nereye harcadık diye sormuyor. Benim kendisine nacizane tavsiyem o 2019 yılı parasıyla, 22 parasıyla değil, 2019 yılının parasıyla aldıkları 170 milyonu Edirne'li hemşehrilerimin kuruş kuruş geri ödeyeceği o parayla Edirne CHP'li Edirne Belediyesi ne kadar yol yapmış, ne kadar hizmet yapmış bir ona baksın.